Selam PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kelleci Semih'in hesabındayız. Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız ama Toni Kroos'lu kadro kuracağız. Kendisi Toni Kroos'u bulmuş. Aynı zamanda abi Alman oyuncuları da buldum dedi. Yani Bayern Münihli oyuncuları. Bakalım kimleri bulmuş. Şöyle birazcık kendi de serpiştirerek bir kadro bıraktı bize. Biz de o kadroyla bugün ilk önce kadroyu kuracağız, sonra da maç yapacağız. Beyin yapmayı iman etmiyorsunuz dostlar. Oyun planı diyorum. Gördüğünüz gibi Beckham Bauer'ı bırakmış. Matthäus'u bırakmış. Matthäus big time. Toni Kroos yalnız burada oynar kanka. Rummenigge'yi bırakmış. Yedeklerde Neymar var. Güzel, iyi bir kadrosu var mı bilmiyorum. Daha önce bir kadrosunu kurmuştuk ama günde çok fazla kadro kurduğum için ne yalan söyleyeyim aklımdan gidiyor. O yüzden bugün Toni Kroos günü. Toni Kroos'ta şut deneyeceğiz, pas deneyeceğiz, bir şeyler deneyeceğiz. Gerçekten iyi şeyler deneyeceğiz. Hadi gelin isterseniz kadroya bir bakalım ve kurmaya başlayalım. Öncelikle kaleciyle başlıyoruz. Donnarumma. Bak ilk defa Perşembe günü B geliyorsa. Bu arada stok video yapıyordum. Bak lütfen like'ını esirgeme. Stok video yapmıyorum. Performanslar güncel olsun diye. Bu hafta bu arada B gelmiş. Ederson da B gelmiş. Ederson daha önce oynatmıştık ve memnun kalmamıştık. Şöyle geriden paslı gece 12'de canlı yayınlarda Ederson'la bir kadro kuracağım ya. Ederson'u kalede bir görmek istiyorum. Hemen Donnarumma'yı buraya aldım dostlar. Stoper'in zaten bir tanesi mevcut. Bu arada stoper Matthäus da oynayabiliyor biliyorsunuz ama kendisi dost pozisyonda koyduğu için kendisini dosta değerlendireceğiz. Peki Serdar, Toni Kroos'u da burada koymuş. Niye buraya çektin derseniz, o da benim ayıbım olsun arkadaşlar. Stoper kısmında bir tane daha stopere ihtiyacımız var derken, oha babacım, bunlar nasıl kadrolar böyle? Mertesacker'i var, Nesta'sı var, Maldini'si var. Dostlar Robertson da var orada. Ne yapacağız şimdi biz? Şimdi Beckham Bauer tabii yeni çıkardığı için oynuyor. Maldini'yi sol bek koyup, ya Maldini'yi de sol bek de koymak, Nesta'yı da böyle alacağım. Hadi orada big time diye, ama şimdi sol beklerin de kralı var elinde. Burada Robertson var arkadaşlar. Sol beklerin kralıdır. Sol bek denince aç sözlüğü yanında Robertson. Sağ tarafta Arnold'sa solda Robertson'un bu kartı yazar yani. Neyse artık yapacağımız bir şey yok. Sağ bek kısmını kontrol edelim kimler var diye. Bu arada şöyle de bir bakalım. Diğer Bastoni'ler falan. Bastoni Kimpembe C'ye gelmiş. Ruben Dias B'ye gelmiş. Güzel. Romero B'ye gelmiş. Güzel. Virgil van Dijk B'ye gelmiş. Varane B'ye gelmiş. Güzel. Bu arada Varane'ın geçtiğimiz gün bir tane Şampiyonlar Ligi eski maçlarını izledim. Real Madrid'de var ya, yemin ediyorum öyle hatalar yapmış ki, o maçı da bulursam linkini topluluktan atacağım kanala. Gerçekten çok kötü bir performans. Tomiyasu çok güzelsin. Tomiyasu'yu aldım. Arnold, ulan biraz önce Arnold hakkında neler söyledi, şimdi bunu mu alacaksın diyeceksin. Babacığım big time diye alıyorum, yoksa almam ya. Arnold tabii ki de orada çok daha sağlam olacaktır. Yukarı doğru çıktığımızda şimdi Matthäus ve Toni Kroos var. Bir tane daha go pozisyonda adama ihtiyaç var. Luka Modric B performans gelmiş. Pirlo var. Aa bir dakika. Pirlo da sağlam vurur da bugün Toni Kroos'u deneyeceğiz orada. Pirlo'yu da oraya çekebilirim çünkü Pirlo'yu aldım go pozisyonda. Patrick Vieira var. Patrick Vieira'nın eski kartı, ikon kartı olmasına rağmen kimya çok güzel. 99 yapmış. Gilberto Silva var. Guardiola var. Böyle hesaplara üzülüyorum. Neye üzülüyorum? Ya dostta mesela bir dostla oynuyorsun. Matthäus, hadi onu stopere çektin diyelim. Ama çok dost var mesela. Yani Gilberto Silva'yı şimdi Go'da değerlendiremezsin fazla. Guardiola'yı değerlendiremezsin. Belki oynayabilir ama bunlar DOS oyuncusu. O yüzden de hani çok fazla DOS oyuncu. Mesela Patrick Vieira, hangi birini alacaksın abi? O yüzden üzülüyorum yani. Bence top açılımı yaparken birazcık stratejik top açılımı yapmaya dikkat edin arkadaşlar. Seedorf alınabilir. Yedeğe en azından alabiliriz. Çok güzel. Rafael Leao var. Gavi var. Güzel. Gavi de Go pozisyonda alınabilir. Rafael Leao santrfor alabilir. Gavi'yi de böyle alalım. Bu arada sağlam kadroymuş. Hakikaten unutmuşum ben bu kadroyu ama Rafael Leao'yu da gelip santrfor kısmını alabiliriz. Bellingham var. Kendisini keşke Bellingham'ın şey kartı olsaydı, Showtime, ama Bellingham'ın normal kartı var ve C performans gelmiş. Eze bu hafta, bu Eze mi bilmiyorum, Player of the Week'te var. A performans o Eze'dir büyük ihtimal. Endombele A gelmiş. Endombele'yi de orta sahada alabilirim. Gavi, OOS falan da oynatabiliriz. Deco'yu gördüm. Bernardo Silva'yı, Ronaldinho'yu gördüm. Ronaldinho'nun kimyası 80. Lionel Messi var. Çok güzel. Lionel Messi'yi buraya alırım. Şu an için 2471 kolektif güç şimdiden oluşturduk. Neymar'ın şey kartı var. Koman alamayız. Kanatla oynamıyoruz. Mbappe bu hafta yine A gelmiş. Maşallah diyelim. Mbappe'si olanlar gri kart da olsa tadından yiyemez. Hep A, B geliyor. Maşallah diyelim. İyi geliyor yani. Donadoni var. Donadoni OOS pozisyonunda da oynayabiliyor biliyorsunuz. Orta bölgede de oynayabiliyor. Del Piero var. Del Piero da şimdilik alınabilir. Alayım. Geri kalanını belki değiştirebilirim. İleride kimlerin olduğunu bilmiyorum. Rashford'u aldım. Rashford'u alırsam Del Piero'yu çıkarır. Hatta bu şekilde yaparım. 99'luk Rashford. Martinez var.
Romario var ve burada Salah var. Salah ne gelmiş? C'ye gelmiş. Mbappe'nin bu 97'lik kartı daha mı iyi acaba ya? Bir kardeşimiz bir kartı 101 oluyor bilmem ne diyordu ama o yok herhalde burada. Kaçırdığımız gözden olabilir diye şöyle bir kontrol edelim. Evet, bir yedeklere de tekrardan bakacağım. Orta saha Gavi, Seedorf, Ndombele üçlüsü. Okey. Forvet hattında evet Rafael Leao, Mbappe, OOC pozisyonunda da Donadoni falan da değerlendirebiliriz. Güzel kadro. 2758 olmuş. Oha. Kolektif güç gibi ben yani daha yüksek reytingli oyuncuları da aslında alabiliriz. Daha da yüksek olabilir yani. Hatta mesela işte Martinez var mesela. Martinez'i buraya alıp bunun yerine alsam 2761 kolektif güç olur. Peki o zaman şöyle yapabilir miyiz? Ronaldinho var 97. Ronaldinho'yu ben bunun yerine alsam evet alayım ya. Ronaldinho kimyası düşük de olsa alayım. Bu arada Zidler hızlı kontratak. Dostlar gelin bakalım kardeşimizin hesabında bir de maç yapalım neler olacak. Dostlar sistem rakibi buldu. Hemen şöyle kontrol ediyoruz. Seedorf yükselişte gelmiş. Hadi Pirlo'nun yerine alalım. Rakibi de kontrol ediyoruz. Rakip de 2731 kolektif güç ama ne yalan söyleyeyim benim kadrom kadar iyi olamaz. Gerçekten bu kadronun hakkını vermek için sabırsızlanıyorum. Maça bembeyaz formasıyla rakip başladı. O nasıl bir başlangıç be kral? Dur bir elimiz ısınsın ya. Daha ilk maçımız Sadio Mane ortaladı, uzaklaştırdık. Bu arada gerçekten Osimhen iyi kafa vurabiliyor, dikkat etmemiz lazım. Şöyle hemen gönderdim. Gönderdiğim yerde kim var ben de bilmiyorum. Ruben Dias bu hafta B performans geldi kendisi. Kaleci Courtois'a döndü. Bu arada ya tabii ki Donnarumma'nın da B'ye gelmesi benim hoşuma gitti. Ederson'un da B'ye gelmesi ama Ederson ne yalan söyleyeyim ayaklarına hakim diye hoşuma gidiyor. Yoksa elleri gerçekten olmayan bir kaleci oyunda. Hemen şöyle attım. Rummenigge çok güzel gördüm. Bir pas daha. Seedorf. Oğlum sen nasıl bir ataksın be? Varan o da bu hafta. B performans. Toni Kroos. Şimdi baktı. Pas. Bir pas daha. Toni Kroos bu kaleci aldı. Courtois gönderdiği yerde biz olmamız lazım. İndirdik süpersin. Rashford çok iyi gördü. Şimdi Tomiyasu attı pasını. Seedorf. Bir foul yok mu? Bir değil yarım foul bile yok. Gönderdiği yer biraz sert gönderdi. Robertson'a sert bir pas. 18. dakikaya girerken Toni Kroos'un bir şutu var ama gol bulamadık arkadaşlar. Hemen şöyle gönderdim. Bir pas daha gelecek mi? Gelir. Toni Kroos aldı. Pasını verdi. Lionel Messi köşeye doğru. Courtois. Toni Kroos'la bir asist. Bugün her türlü bir asist var. Aldım yine topu harikasın. Toni Kroos. Şimdi harika. Arka direk. Orta. Lionel Messi. Bir meme kontrol bir şut. 1-0 öne geçiriyor bizi. Seedorf'u iyi ki almışız. A performans. A geldi yani daha doğrusu. Bu atakları ciddi bak çok iyi başlıyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Sadio Mane yine orta gelecek mi? Bu sefer döndü. Bir de buraya mı? Offside. Babacığım bu nasıl bir ataktır gözünü. Hangi tuşlara bastıysan söyle de biz basmayalım. Bu nasıl bir ataktır ya? Adam 87 metre offside'a pas attı. Bak buralar çok önemli. Şuradan hemen kaleciye vereceğim. Oğlum kaleciye kadar geldi. Sen ne açık gözsün ya. Donnarumma. Tekrardan gönderdim. Şöyle bir aman Osimhen'in kalın bacaklarına çarptı top. Şimdi bak burası çok önemli. Hemen attım. Çok güzelsin Beko. Beko pas. Ulan bir geçiremedik. Nesta ama şimdi geçireceğiz. Aldım. Seedorf çok iyi gördü. Bir pas. Lionel Messi Rashford'u görüyor. Rashford baktı. Rashford dönecek. İçeriye doğru. Döner misin? Aldım. Bir foul. Alakası bile yok. Eyvah Kostik. Ha bu dayı ortacı. Sola Kostic ben görmemiştim. Kostic dediğim için linç yiyorum. Kostic'i görmedim. Sağ tarafta da Cancelo'nun falan gelmesini bekliyor. Bu adam bizi cayır cayır bitirir. O yüzden şöyle bir başlangıç yapacağım. Aldım topu. Verdim pasımı çok güzelsin. Toni Kroos. Tek pasların kralı. Şimdi bir pasla Rummenigge gidiyor. Girdim dibine. Girmez olaydım. Lionel Messi. İnşallah yedek top vardır o çünkü stadın dışına çıktı Lionel Messi. Boş position ama olmadı. Courtois uzun gönderdi. Gönderdiği yerde biz mi var? Abi Osimhen gerçekten iyi indiriyor ya. Gerçekten bak yani başına insanın bela olabilecek kadar iyi indiriyor. Sadio Mane. Bak yine Cancelo'yu gördü ve kesecek. Bu Allah'ına kurban nasıl bir kurtarış? Offside ama. Bak bu çok işe yarayan bir şey. O yüzden özellikle bek adamını ben böyle biraz daha offside'ı bozacak şekilde çekseydim pozisyona girecekti. Bu çok önemli. Bunu çok fazla yapıp başarıya ulaşan insanlar var.
O yüzden bunu yapabilirsiniz istiyorsanız yani. Oyun açıklarından biri gibi olabilir. Eyvah aldım. Toni Kroos'a bakar mı? Bu benim hatamdı. Toni Kroos'a lütfen linç gelmesin, attım. Ver yavrum, süpersin. Nesta. Nesta pasını verdi. Ari bir an veremeyeceğim sandım, çok korktum. Seedorf iyi gördü. Alır mıyım tekrardan? Aldım. Seedorf bir orada bir evet bir öpüşmeler möpüşmeler oldu ama attım pasımı da. Harikasın. Toni Kroos pas geçmedi. Bu arada tabii ki de hani bu Showtime'lar arasında ne yalan söyleyeyim. Hani Toni Kroos çok böyle wow bir oyuncu. Hani hiçbir zaman insanların hoşuna giden bir oyuncu. Tabii ki de beğenirsin. Bu arada Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester City, daha doğrusu Manchester City Real Madrid rövanş maçta direği kırıyordu adam. Toni Kroos uzaktan şutları falan iyi bir adamdır ama hani oyunda ne kadar iş yapar ağır geliyor. Bellingham çok daha fazla çift vuruş falan. Bellingham uzun bacaklar falan oyunda çok işe yarayan şeyler. O yüzden Bellingham'la ilgili de maçlar gelecektir, merak etmeyin diyoruz. Hemen şöyle başladım. Bak şu başlamaların ben müptelasıyım. Maldini gönderdi, gönderdiğim yerde görüyorsun ama bak. Kanka biz de başlıyoruz ya bak. Attım. Maldini. Maldini. Korner. Orada bir keşkül tütletmeni bir de pas vereyim dedim ama orada Rummenigge ile direkt de vurabilirdim arkadaşlar, olmadı. Topun başında kim var biliyor musunuz? Şöyle baktığımda topun başında Toni Kroos var tabii ki de ya. Sizinki de soru mu yani bu? Toni Kroos. Aldım. Seedorf. Seedorf. Attım. Toni Kroos'a gelmedi. Ah Toni. Ah Toni. Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Matthews çok güzel bir pas daha. Seedorf dibine girdi. Toni Kroos olmadı. Maldini de bir şey söyleyeyim mi? Oradan istatistik kastı ha. Yemin ediyorum. Beyler oyun planı yapacağım. Dikkat edeceğim. Eyvah. Kostic bu sefer Kostic diğer tarafta pas. Milovic kaleci kendi çıktı. Süpersin. Attın pasımı. Dostlar oyun planı yapacağız ama öncelikle şuradan bir topu çıkaralım. Çok güzelsin. Toni Kroos attım. Hadi ver. Bir daha. Hadi. Oğlum ne? Siz iki salak ne yapıyorsunuz orada? Oyun planı hoca. Dur. Hoca dur. Ne yap? İki salak ne yapıyorsunuz orada? Toni Kroos daha yorulmamış. Mbappe'yi alacağım tabii ki de oyuna. Rafael Leao'yu alacağım. Başka kim alabilirim? Ronaldinho'yu alacağım. Buraya Ndombele'yi alacağım. Şu anda yeterli. Toni Kroos'un bu arada 60'a kadar yorulmaması güzel. Daha önce gelen Schneider vesaire kartlarında böyle bir yorulma problemi, dayanıklılık problemi yaşanıyordu. Çok şükür Toni Kroos, yani biraz da yükselişte falan diye mi bilmiyorum ama ilk 60 dakikalık dilimde bir sıkıntı olmamış. Yani 90 dakikayı tamamlar tamamlamaz bilmiyorum. Artık o sizin şeyinize kalmış ama eyvah. Şöyle indirdim. Şöyle bir gönderdim. Harikasın. Ndombele, bayılırım ben bu Ndombele'ye. San Maksim'in arka direk boş. Orta mı? Çok güzelsin. Ronaldinho. Aman. Alırız. Top kornere çıkıyor. Dostlar. Tabii ki de çok böyle oynatamadım. Benim bu arada oynatabileceğim tarzda bir oyuncu değil Toni Kroos. Yani ağır oyuncuları ben oyunda maalesef kullanamıyorum. Teknik bir oyuncuysanız siz kullanabilirsiniz ama ben bu tarz oyuncuları çok fazla verim alamıyorum. Açık. Oğlum nasıl bir başlangıçtı bu? Uzun gönderdim. Rafael Leao. Acaba bilerek yapmadı mı? Ne oldu bilmiyorum. Kim mi? Aldık topu. Verdim de pasımı. Şimdi Ronaldinho geçti. Mbappe pas. Biraz zor oldu ama Ronaldinho gidiyor. Ronaldinho pas verecek olmadı. Yine bizde. Ama onu almanız lazım bir tane. San Maksim'in hemen aldım. Şuraya gönderirsem harikasın. Burada çok fazla risk almadan Matthews gönderdim. Maldini. Attım pasımı. Toni Kroos tekrardan bir top. Çok iyi kaçtın be Mbappe. Helal olsun sana. Mbappe gidiyor. Mbappe. Yani ne kadar big time olsun. Bilmem ne olsun. Yani Mbappe gri kart bile olsa Mbappe olsun arkadaşlar. Yani bilmiyorum ama ben bu oyunda çok seviyorum Mbappe'yi. Hakikaten yani normal bu arada kariyerini de çok seviyorum. İnşallah çok yani ileride belki de top seviyede bir numara olacak. Şu anda tabii Messi'ler, Ronaldo'lar artık düşüşte, onların kadayıf oldu. Ama yeni jenerasyonda herhalde Haaland'la kapışacak gibi duruyor. Şöyle attım. Bir pas daha. Ortaya verirsem büyük tehlike. Hiç gitmeye gerek yok Ronaldo'ya. Keşke biraz gitseydim. Courtois. Gönderdi Courtois. Orada alırız be. Tomiyasu. Süpersin. Attım bir de pasımı. Harikasın. Bir pas daha. Birazcık şansa masa geçiyor. Offside daha iyi. Oyunun durduğu oldu. Dakika 81. Artık kolay kolay bu maçı vermeyiz diye tahmin ediyorum. Dilimizi ısıralım. Rakip etkili geliyordu. Alıyorduk. Pasımızı veriyorduk.
Ronaldinho. Çok güzelsin. 2'ye 1'ini yaparsa Toni Kroos, yani Toni Kroos'un ne yalan söyleyeyim ben belki oynattım oynatamadım ama böyle pasları bilmem neleri böyle wow da bir performans ne yalan söyleyeyim sergilemedi ama yine gördüğünüz gibi Mbappe, Rafael Leao son anda savunma korner. Bir Mbappe ne olsun? Salla Kroos'u burası kanka. Al bir tane geriye Mbappe orada bitir. Tabii ki de Toni Kroos'u kullanacağız. Şöyle kısa köşe vuruşu dedim ve bir adamı çektim. Ndombele. Pasımı verdim. Orada Toni Kroos. Toni Kroos. Atakta yok offside. Ah be Toni. Hadi. Oğlum çok güzel gördük ama geçmedi. Eyvah. 4 dakika uzatma. Bunu aldığımız iyi oldu. Evet. Süper. Toni Kroos. Attım. Ronaldinho'ya. Şimdi aşırttım. Bir şut. Hayret edersin. Ronaldinho. 90 artı 4. Ronaldinho boşver Kroos'u biz varız dedi. 3-0 rakip maçtan çıkıyor. Güzel keyifli maçtı. Toni Kroos ilk maç. Umarım siz çıkardıysanız memnun kalmışsınızdır. Ama benim için orta seviyenin üzerinde bir oyuncu değil. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.